Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir bardak tatlısı tarifim var. Çıtır kadayıflı, muhallebili ve çilek soslu harika bir bardak tatlısıdır. İnanılmaz güzel oldu. Misafirlerim bu tatlımıza bayıldılar. Tam 12 bardak çıktığı için herkes birer tane yiyebildi. Hatta içlerinden birkaç arkadaş dedik, inan utanmasak bir bardak daha yerdik. O kadar lezzetli, harika bir bardak tatlısı arkadaşlar. Üzerindeki çilek sosunda tabii ki de yazın taze taze aldığım ve buzluğa attığım çileklerden yaptım. O yüzden sizler de bu muhteşem tarif yapmak isterseniz yazın mutlaka buzluğa çilek atmayı unutmayınız. Hadi bu güzel tarifi yapmaya geçelim. Muhallebisi için tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, yumurtalarımızı, nişastamızı ve unumuzu alalım arkadaşlar. Çırparak altını tutup durmadan güzelce muhallebimizi pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz pişti. Ocağın altını da kapatalım. Muhallebimiz sıcak iken içine 2 tane vanilyamızı ve tereyağımızı katıyoruz arkadaşlar ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. Muhallebimizi şimdi genişçe bir kasenin içine dökelim. Üzerinin kabuklanmaması için de streç folye ile kapatalım ve soğuyana kadar bekletelim. Muhallebimiz soğurken gelin bizler de kremamızı çırpalım. Çırpma kabımızın içine 2 paket kremamızı alıyoruz ve sertleşene kadar çırpıyoruz. Kremamız hazır olduğuna göre şimdi muhallebiyle buluşturma zamanı. Biliyorsunuz bu benim pastane kreması tarifimdir arkadaşlar ve birçok tarifte de bunu kullandım. Sizler de kullandınız. Artık tadını, lezzetini hepimiz biliyoruz. En garantili tariflerimden bir tanesidir. İster pastalarda ister bardak tatlılarında kullanabilirsiniz. Evet, pastane kremamız hazırdır. Gerçekten inanılmaz güzel, harika bir lezzeti var ve yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Evet, şimdi tavamızın içine kadayıflarımızı alıyoruz. Böyle hazır satılıyor kavrulmuş kadayıflar. Ben tekrar tavanın içine aldım. Şöyle şekerimi de üzerine gezdirdim arkadaşlar ve bir güzel o şeker içinde eriyip karamelize olana kadar kavurdum. Bazı arkadaşlar kadayıfı sadece bu şekilde kullanıyor. Hiç kavurmadan kullanıyor ama inanın güzel olmuyor. Böyle çok tatsız tuzsuz oluyor ama şekerle kavurduğun zaman çıtır çıtır harika bir lezzeti oluyor. Hani bardak tatlısı yapacaksanız, hele ki kadayıflı yapacaksanız bence bu tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten inanılmaz lezzetli, güzel bir bardak tatlısı oluyor. Kadayıfımızı kavurduk, görüyorsunuz. Şeker de içinde eridi, karamelize oldu. Şimdi bunu böyle genişçe bir kabın içine döküyoruz. Önce bir kaşıkla karıştıralım soğuyana kadar. Daha sonra da elimizle iyice un ufak olana kadar böyle ezelim. Yani elimizle ezmeye çalışalım. Evet, tatlımızda kullanacağımız çıtır kadayıfımız hazırdır. İster tatlılarımızda ister pastalarımızda kullanabilirsiniz bu tarifi. Şimdi tavamızın içine dondurulmuş çileğimizi alıyoruz. Yazın derin dondurucuya koyduğum çileğimdir tabii ki. Sonra üzerine şekerimizi ve suyumuzu gezdiriyoruz. Çileklerin buzu çözülene kadar kısık ayarda böyle bir pişiriyoruz arkadaşlar.
kendiliğinden zaten ısındıkça çilekler çözülüyor. Çok fazla kaşıkla müdahale etmeyelim, yoksa çileklerimiz ezilebilir. Evet, çileklerimiz çözüldü, görüyorsunuz. Şimdi böyle yine bir genişçe kabın içine nişastamızı alıyoruz. Üzerine de suyumuzu ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Bu karışımı çilekli karışımın içine dökeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim çilekli bir sosa ihtiyacımız var. Bunu da tabii ki nişastayla yapacağız. Yani şu kıvamı katılaştırmak için nişastalı su kullanıyoruz. Bakın hemen katılaşmaya başladı. Ama pişirmeyi unutmuyoruz. İyice bir kaynasın, fokurdasın. Güzelce bir pişsin çilekli sosumuz. Ve çilekli sosumuz da hazırdır. Şimdi kenara alıyoruz ama çok fazla da soğumasını beklemiyoruz. Ilınacak, çok fazla soğursa daha da bir katılaşabilir. Biz bunu istemiyoruz. Hafif ılınması için kenarda bekliyoruz. Şimdi bardaklarımızın içine kremamızı görüyorsunuz. Sıtma torbasında doldurduk ve bardakların en alt kısmına kremamızı düzgün bir şekilde sıkıyoruz. Bardakların altına kremamızı sıktıktan sonra üzerine şöyle kavurduğumuz çıtır kadayıftan yerleştiriyoruz. Tabii önce elimle yerleştirdim, sonra kaşıkla döktüm. İkişer kaşık yeterlidir arkadaşlar. Ben böyle elimle tarif yapmayı çok seviyorum. Hani kaşıktansa elimin lezzetin geçmesini çok seviyorum. Bazıları diyor ki keşke kaşık kullansaydım diyorlar ama insanın elinin lezzeti de bence çok önemli. Bakın burada kaşığa geçtim. İkişer kaşık yeterlidir zaten. Evet, bardaklarımızın altına kremamızı koyduk. Üzerine de çıtır kadayıflarımızı yerleştiriyoruz. Sonrasında tekrar üzerine kremamızı sıkacağız arkadaşlar. İnanın bana, yapınca asla pişman olmayacağınız tariflerden biridir bu. Lezzetine garanti veriyorum. Zaten pastane kremamızı çoğunuz yaptığınız için onun lezzetini biliyorsunuz. Bu krema kadayıfla da buluşunca ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor yani. Bir de tabii ki üzerinde de bir çilek sosu olduğu için böyle hafif mayhoş, kreması tatlı, çıtır bir kadayıf. Yani hayal edince bence lezzetini tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada da kadayıflarımızı bitirdik. Şimdi tekrardan dediğim gibi üzerine pastane kremamızdan sıkıyoruz ve daha sonra en üstüne de yapmış olduğumuz çilek sosumuzu koyacağız arkadaşlar ve bardak tatlımız bitmiş olacak. Yani yapılması gereken güzel bir tarifle buluşturmanın inanın gururu içindeyim. Bakın çileklerimiz de burada hazır. Şöyle ikişer kaşık koyuyoruz. İyi ki yazın ben bu çilekleri derin dondurucuya atmışım da kışın güzel pastalarda kullanıyorum. Türkiye'de maalesef dondurulmuş meyvelerin fiyatı çok derecede pahalı. Yani bayağı bir 200 gramı 25 TL'ydi, hiç unutmuyorum. O yüzden ben de yazın bol bol derin dondurucuya taze meyvelerden attım. Ne attım mesela? Şeftali attım, çilek attım, erik attım. Ondan sonra attım, blaubeeren, ne deniliyor Türkçe ona? Onun ismini, Türkçesini unuttum. Ondan attım. Ya bayağı bir şeyler attım derin dondurucuya kışın pastalarımda kullanmak için. Güzel de oldu. O kadar. Ha, yazın çilek ucuz muydu? Değildi. Kilosu 10 TL'ydi ama yine kışın almaktansa yazın alıp derin dondurucuya atmak benim için daha mantıklıydı. Altında harika bir pastane kreması, üzerinde çıtır kadayıf, üzerinde yine bir pastane kreması ve en üstünde de çilek sosu olan bu bardak tatlısını mutlaka yapmanız lazım diyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Böyle bir iki saat kadar buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizler çok ama çok beğendik. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Tariflerimizin altına yorum yazmayı unutmayın. Böyle beğenirseniz de çok mutlu olurum. Şimdiden bu muhteşem tarif yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.